yurt dışında iki kere tutuklanmış. Üstüne üstlük yalancı şahitlikten de içeri girmiş bir süre. Burada nasılsa geldiği yerde de öyleymiş anlaşılan. Yalan söylemeyi iş edinmiş kendisine. Şimdi de içine düştüğü durumdan kurtulmak için bana iftira atıyor. Nereden buldun bunları? Avukatıma dava açmasını söyledim. Kısa bir araştırmadan sonra tatam. Şaşkınım. Ben de. Ona bundan sonra güvenir misiniz, güvenmez misiniz? Sizin seçiminiz. Burak'ın ne dediğinin bir önemi yok aslında. Sen kendini biliyorsun. Elbette. O zaman niye bu adamın söylediklerini bu kadar ciddiye alıyorsun? Yani bu kadar araştırmaya ne gerek vardı? Haklısın. Tabii ki gerek yoktu. Ama bana iftira edilmesine göz yumamam. Hem kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasını da istemiyorum. Zaten avukatım Burak ortaya çıktığından beri araştırma yapıyormuş. Bu belgeleri tutuyormuş. Kafa karıştırmamak için çıkarmamış ortaya. Şimdi ben isteyince çıkardı. Hepsi bu. Pardon. Efendim. Evet benim. Şimdi nasıl? Hemen geliyorum, hemen. Ne olmuş? Banu büyük bir kriz geçirmiş. Güney bekle. Beni de bekle. Güney bekle. Olayın tamamını öğrenmedi yani. Yok canım. Bildikleri bile yetti adama hastanelik etmesini. Senin karın olduğunu bilmiyordum. Senin karın olduğunu bilmiyordum diyebildi sadece dayak yak. Benim burada kaldığımı da bilmiyor hala değil mi? Ya nasıl söyleyeyim? Her şeyi anlatmam lazım o zaman. Seni de zor durumda bıraktım. Yarın söz veriyorum bir yer bulup çıkacağım. Param var mı? Var. İyi. Hadi yat artık sen de. Tamam. İyi geceler. Sana da. Dün akşam yalnız mıydın Tuncer abinin yerinde? Hayret. Nasıl yalnız bıraktı seni Şeref komiser? Yok ya, görüştük de az görüştük. Kız arkadaşı varmış evde. Vay. Kız arkadaşım varmış. Söylemiyordu da kız hapşırdı bunun yanındayken. Ben öyle farkına vardım. Hey Allah'ım yarabbim ya. Lan şuna bak be. Bizim içimiz dışımız bir. Ağzımıza ne geliyorsa söylüyoruz. Her fermanı çekmiş ağzına kadar. Kendisi bilir. Hayırdır, niye baktın zaten? İşim var, gideyim ben artık. Dur daha ya, şunu iyi arkandan ağlar bak ha. Yok yok. Gideyim ben, sen de işine bak. İyi hadi. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Demet, ne haber kızım? Ne o, ben geldim diye mi kaçıyorsun? Nasılsın? İyiyim, iyi gördüm sizi de. İyiyim, bu hafta sonu daha iyi olacağım inşallah. Hafta sonu bir şey mi var? Kuzey söylemedin mi? Yok. Sen diyordun acelem var diye niye hala buradasın? İşim var benim, gideyim. İyi günler. Hadi güle güle kızım. Ne oldu lan? Niye söylemiyorsun? Oğlum ayıp bir şey mi yapıyoruz? Evleniyor baban. Ne var lan? Ne surat asıyorsun? Ne o, evlenmemi istemiyor musun yoksa? Ulan bu yaştan sonra hakkım yok mu benim de huzur bulmaya? Bir şey dediğimiz yok ya. Hayırlı uğurlu olsun.
Neyse. Karar verildi. Bu hafta sonu takacağız yüzükleri. Sen de geleceksin benimle beraber. Ben gelmem baba. Beni sokma o tantanaya. Tantana yapıp da çengi oynatacak değiliz ya. Yüzük takacağız dediysek öyle tören mören yok. Oturacağız aile arasında. Ben anlayayım baba. Madem tanışma faslı, o zaman bizim evi getir yani. Beni başka taraflara sürükleme. Hem Aynur da evi görmüş olur. Tabii eğer uygunsa. İyi olur. Canım şuraya bir tane küçük tepsi ver. Şuraya bir tane küçük. Tamam abi. Ya evde sinek kalmayacak bu kokuya. Sinek. Oğlum gömlekli olmaz. Git ceketini giy. Hadi ceketini giy. Ya tamam giyeceğim, merak etme, tamam. Acaba beğenecek mi evi? Ha? Alo, sana diyorum. Ya bu koku ne ya? Gözünü seveyim baba ya. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Evlendikten sonra burada mı yaşayacaksınız? Yok, sarayda yaşayacağız. Sanki var başka gideceğimiz bir yerde. Tabii burada yaşayacağız. Bir takım küçük değişiklikler yapacağız tabii. Yani mesela ananla yattığımız odaya sen çıkarsın mesela. Biz Aynur'la senin odana geçeriz. Cihan'a da Güney'in odasını veririz. Yaparız bir şeyler işte can. Sen beni zaten merak etme, ben Çemenzar'a giderim. Sen boşaltmayacaksın mı o evi? Boşaltsam da gider başka yerde kalırım. Burada kalmam artık. Ya sen ye be. Allah Allah, nereye gidersen git. Ya şöyle güzel bir günde niye bana bunu yapıyorsun ya? Niye? Niye? Bir sakin ol. Senin o incecik narin sesini bir duysun da bir 40 kilometre öteye gitsin de ondan sonra görsen. Allah Allah ya. Ya tamam, neyse, bunlar şimdi konuşmaya gerek yok, tamam. Yani daha eve yerleşmişine çok var değil mi? Yani hemen kıymıyorsunuz nikaha. Kıyacağım lan, kıyacağım. Yarın kıyacağım. Sana ne? Keyfimin kayası mısın? Relax şampiyon, sinirlenme ya. Relax. Tamam tamam, yani sen çağırdın mı komiser Şerif'i? Gelecek. Ben de Demet'i çağırdım. O da yolda şimdi, geliyor. Ya Allah'ım yarabbim. Ya sen ne meraklı bir şeysin ya. Yakında kına gecesi yaparsan şaşmam ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.